Merhaba, ben İstanbul Beykent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Programı öğretim görevlisi Gözde Özdemir. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimimi aldım. Yüksek lisans eğitimimi yine Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimimi tamamlamak üzereyim. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir hastanede kalp damar cerrahisi servisinde, daha sonrasında yoğun bakım, ameliyathane gibi alanlarda çalışma şansı elde edindim. 2015 yılından beri üniversitemizde çalışıyorum. 8 yıl bitti, 9. seneye doğru ilerliyoruz. Öncelikle bu programdan mezun olan öğrenciler ameliyathane teknikeri unvanını alıyorlar. Bu ameliyathane teknikerlerinin görev süreçlerinden bahsetmek isterim biraz. Ameliyathane teknikerleri ameliyat öncesi hastalar için gerekli olan malzemelerin hazırlanması, steril edilmesi, paketlenmesi, işte koordinasyonu bu süreçlerde görev alıyorlar. Ameliyat öncesi ameliyathanenin hazırlanması, hastalar geldikten sonra hastanın ameliyat masasına alınması, pozisyonlanması, boyanması, örtülmesi süreçlerinde. Ameliyat esnasında ameliyatın asiste edilmesi, aletlerin ve süreçlerin takibinde görev alıyorlar. Ameliyat sonrasında da yine aletlerin sayımı, hastanın transferi, aletlerin transferi gibi birçok alanda görev alıyorlar. Yaklaşık 4 yarı yıldan oluşan bir ders programımız var. Burada uygulamalı ve teorik dersleri ortak hani koordine bir şekilde gidiyoruz. Bu alanda meslekte onların faydalarına olabilecek yani meslekte onlar için faydalı olabilecek her türlü alanla alakalı uygulamalar yapıyoruz. Gerek eldiven giyimi, önlük giyimi, ameliyathane süreçleri, ameliyathanenin öncesi ve sonraki bütün süreçlere hakim olabilecekleri bütün uygulamaları donanımlı laboratuvarlarımızda yapıyoruz. Üniversitemizde iki farklı staj kavramı var. Bir tanesi gönüllü, diğeri de zorunlu staj. Gönüllü stajı öğrenciler istedikleri her yarı yılda, 1, 2, 3, 4. yarı yılda yapabiliyorlar. Zorunlu stajı ise 4. yarı yılda genellikle öneriyoruz. Çünkü alan derslerini daha çok 3. yarı yıl ve 4. yarı yılda daha yoğunlukla aldıkları için öncesinde staj yapmalarının çok verimli olmayacağı kanaatindeyiz. Bu yüzden zorunlu stajları 4. yarı yılda 30 iş günü şeklinde öğrenciler yapıyorlar. Zorunlu stajdan sonra da zaten mezuniyet durumuna geliyorlar. Öğrencilerimiz acil yardım ve afet yönetimi bölümleri, hemşirelik, hemşirelik ve sağlık yönetimi programlarına DGS ile lisans tamamlama yapabiliyorlar. Üniversitemizde de bu bölümler mevcut. Öğrenciler istedikleri durumda İstanbul Beykent Üniversitesi'nde lisans tamamlama bölümlerini burada yapabiliyorlar. Mezunlarımız ameliyathane teknikeri kavramından yola çıkarsak cerrahi alanların olduğu özel ve kamu hastaneleri, doğum evleri, araştırma, eğitim ve araştırma hastaneleri, özel poliklinikler, cerrahi poliklinikleri gibi birçok alanda kariyer imkanı elde edebilirler. Donanımlı laboratuvarlarımız, güçlü akademik kadrolarımız, aynı zamanda sektörle işbirliği halinde entegre eğitim sistemimizle öğrencilerimize büyük avantajlar sağlıyoruz. Ve sektöre gittiklerinde onlar için alanı tamamen tanıyarak sektörle işbirliği halinde ilerlemelerini sağlıyoruz. Bu nedenle tüm aday öğrencileri İstanbul Beykent Üniversitesi'ne bekliyoruz.